Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Evet, küresel risk iştahının düşük olduğu bir haftayı başlatmıştık. Bugün ise yine risk iştahının düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fed'den yapılan açıklamalarla birlikte bir tarafta Ukrayna Savaşı, parasal sıkılaştırma ve yüksek enflasyon kaynaklı risklere de işaret etmesi risk iştahını daha da düşürdü. Tüm bu ayrıntıları birlikte konuşacağız. Asya'da da gelişmeler var. Özellikle Asya piyasalarında da yine negatif bir risk iştahı söz konusu. Öne çıkan günden başlıklarına bakacak olursak, piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarında Erdoğan'ın konut finansmanında 3 ayrı paketi açıklaması, milletimizin hizmetine sunuyoruz ifadeleriyle birlikte dün kabine toplantısı sonrası açıklandı ve 3 ayrı paket özellikle konut edindirme için de paketleri sağlıyoruz. 2 milyon liraya kadar birinci el satışları için 10 yıla kadar vadeli aylık %0.99 faizli konut kredisi sağlıyoruz dedi. İkinci başlıkta ise FED kötüleşen piyasa likiditesine karşı uyarmasıyla birlikte risk iştahının düştüğünü de gördük. Ukrayna'daki savaş, yüksek enflasyon ve finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğunu bildirirken raporda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde de bazı sıkılaştırma, bazı baskılarda yaşandığını söyledi FED'den gelen açıklamalar. Avrupa Birliği ile Macaristan Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor. Özellikle Macaristan'ın veto ettiğini görmüştük bir önceki toplantıda. Bu komisyonda yeni yaptırım tasarısının şimdiki haliyle kabul etmeyeceklerini bildirirken yine bunun üzerine de konuşmalar gerçekleştirilen görüşmelerde sürüyor. Küçük bir ilerleme sağlandı ifadeleri de toplantı sonrasında öne çıktı. Küresel piyasalardaki sert satış dalgasının etkisi hissedilmeye devam ediyor. Fed'in uyarıları, Ukrayna Savaşı, parasal sıkılaştırma ve yüksek enflasyon kaynaklı risklere karşı da işaret etmesi finansal piyasalarda likidite koşullarının da bozulabileceği konusunda uyarılırken görülen sert satış dalgasının etkisi yeni günün ilk işlemlerinde, hisselerin ilk işlemlerinde de yine hissedildiğini söyleyebiliriz. Son başlığa bakacak olursak Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak. Saat 10'da karşılayacağımız veride bir önceki rakama bakacak olursak Şubat'ta %10.7 seviyesinde de işsizlik oranı açıklanmıştı. Evet, tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar içerisinde dar gelirlilere ve ücretlilere yönelik de yapılan açıklamalar vardı. Ne anlama geliyor? Asgari ücretle bir zam mı gerçekleşecek? Bunun ifadesi mi? Tüm bu ayrıntıları kendisiyle birlikte konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim elemanı Doktor Okan Güray Bülbül bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Pelin Hanım, hoş bulduk. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle birlikte dar gelirlerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz ifadeleri vardı. Ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum. Dünkü yapılan açıklamalardan özellikle Temmuz ayına ilişkinde bir asgari ücret sinyali aldınız mı zamda? Pelin Hanım, açıkçası ben böyle bir sinyal aldım dünkü konuşmadan. Fakat dünkü konuşmanın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi iki tane temel unsuru vardı. Bunlardan bir tanesi Temmuz ayı enflasyon farkları, ikincisi aile destek programı. Şimdi Temmuz ayı enflasyon farkı ile ilgili bildiğimiz nokta şu. Şu an itibariyle Ocak-Nisan enflasyonu %31.71 biliyorsunuz. Dolayısıyla memurların toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilen %7'lik zamma ilave olarak %7.5'u aşan kısmı enflasyonun, yani toplamda %31.21'lik bir zam alacağı gözüküyor bugün itibariyle. Eğer Mayıs ve Haziran enflasyon eksi çıkmazsa en az bu oranda zam alacaklar görevdeki memurlar ve memur emeklileri. Diğer taraftan SSK ve Bağkur emeklileri de %31.71 oranında şu an itibariyle söylersek bir zam alacaklar. Peki emekliler, görevdeki memurlar ve memur emeklileri aldıktan sonra tabii ki gündeme asgari ücretler gelecek. Asgari ücretlerle ilgili aslında bu talep Şubat ayından beri dillendiriliyor. Fakat bunun bazı riskleri var. Şimdi Türkiye enflasyonla mücadeleye yönelik bir strateji uyguluyor ve bu strateji ne yazık ki fiyatlar genel seviyesindeki dengesizliği şu an itibariyle gidermiş değil. Şimdi asgari ücrete ve piyasadaki ortalama ücret seviyesine bu şekilde yapılacak bir zammın bazı etkileri oluyor. O da tüketimin artması. Tüketimin artması da fiyatlar genel seviyesindeki dengesizliği körükleyebilecek bir unsur. Dolayısıyla bugüne kadar bunun yapılmama sebebi aslında bu endişeydi. Fakat bu endişe aslında diğer politikalar bütünüyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir endişe. Yani şu an için zaten tüketimi kısmaya
yönelik, fiyatlar genel seviyesine yönelik somut bir politika bileşeni ortada olmadığı için bu asgari ücrete yapılacak zammın da bu endişeyle yapılmaması aslında bir tezat oluşturuyor. Dolayısıyla şu an için özellikle satın alma gücünün korunması anlamında asgari ücretlilerin ve dar gelirlerin çok ciddi problem yaşadığını görüyoruz. Özellikle temel gıdaya erişim noktasında ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla dünkü açıklamalardan sonra sizin aslında ilk sorunuza cevaben tekrar söyleyeyim, böyle bir sinyal somut olarak alınmış durumda. Dolayısıyla Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrette de bir güncelleme yapılabilir. Bu aslında hukuken de mümkün. Asgari ücret tespit komisyonu tekrar göreve çağrılır. Orada belirlenecek oran asgari ücrete yansıtılır ve böyle bir parasal artış söz konusu olabilir. Tek formül bu da olmayabilir. Özellikle fiyatlar genel seviyesindeki dengesizliği kısmaya yönelik olarak bir adım atılmak istenirse daha maddi olarak genişleme olmasa bile bazı hizmetlerin asgari ücretlilere ücretsiz verilmesi sağlanabilir. Buna gıda yardımları da eklenebilir. Dolayısıyla satın alma gücünün korunmasının tek yolu ücret seviyesinin artırılması değildir. Ama buna ilişkin bir politika bileşenin hızlıca hayata geçirilmesi gerekir. Çünkü özellikle evet, Türkiye'de asgari ücretin ücretten çalışanlar dışında bir de asgari ücretten bildirilenler var. Bunun bu ayrımının yapılması gerekir. Bu daha başka bir politika bileşeni. Ama ikinci unsuru herhalde biraz daha açmak gerekir. Aile destek programından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu aslında Ekim 2017'den beri uygulanan bir program. Bu kapsamda evet, 3.788.000 haneye destek yapılmış durumda. Bu destekler daha çok sosyal hizmetlere yönlendirme olarak yapılıyor. Fakat Haziran'dan itibaren herhalde buna da bir maddi yardım eklenecek gibi gözüküyor. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Doktor Okan Güray Bülbül bizlerle birlikteydi. Dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında özellikle asgari ücrete yönelik de belirtilen mesajları verildi mi verilmedi mi istenen ve beklenen tüm bu ayrıntıları konuştuk. Şimdi tekrar piyasalara dönecek olursak küresel piyasalarda risk iştahının düşük olduğunu görüyoruz. Burada bakacak olursak özellikle Nikkei tarafında da yine söz konusu satışlar. Fakat Asya'daki gelişmelerde neler aranıyor? Şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, bugün notlarında neler var bizler için? Pelin merhaba. Evet, dün Amerika sert düştü. Bunun yansımaları Asya'da da var ama sabahki açılışa göre biraz toparlanma var. Çin'in artısı dikkat çekiyor. %1'in üzerinde artıya geçti. Daha önce ilk açılışta eksideydi. Aslında yeni bir haber akışı yok ama Amerikan vadelerinin artların yükselmesi Pelin. Bir de bu genelde Çin'de böyle oluyor. Piyasa kötüyken kamu fonları gelip alım yapıyor. Büyük ihtimalle onların alımlarıyla Çin'de toparlanma. O yüzden de bugün Asya'da biraz toparlanma görüyoruz borsalarda ama yine de eksiler fazla. Diğer taraftan petrol fiyatlarına dün sert satış oldu. Petrol fiyatlarındaki satışın sebebi ise Avrupa Birliği ile olan görüşmelerde bazı yumuşamalar var. Burada Avrupa Birliği tankerlerinin Rus petrolü taşıması istenmiyordu. Bu taslaktan çıkarıldı. Bu taslaktan çıkarınca biraz yumuşama olması dün petrol fiyatlarında sert satışa sebep oldu. Ama orada da biraz ilerleme var. Macaristan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı Pelin. Diğer taraftan bakıyorum, Ortadoğu ile ilgili Aramco haberi dikkatimi çekti. Aramco hisseleri yükselmeye devam ediyor. Apple hisseleri düşerken Aramco hisseleri yükseliyor. 2.5 trilyon dolar oldu. Eğer böyle devam ederse dünyanın en değerli şirketi çok yakında Aramco olabilir. Benim taraftan son notlar böyle. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Erkazancı aktardıkların için. Evet, Asya'yı noktalıyoruz ve içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet.
Evet, küresel piyasalarda özellikle haftanın ilk işlem gününde sert satışlar da vardı. Bugüne de sirayet ettiğini görüyoruz. Yine Wall Street endeksleri haftanın ilk işlem gününü özellikle Ukrayna'daki savaş, Çin'deki Covid kısıtlamalarının daha da ağırlaştırılması, bununla birlikte enflasyonu dizginlemede Fed'in ne kadar başarılı olabileceği yönünde gerçekleşen endişeler, tüm bu ayrıntılar özellikle hisse senedi piyasalarında sert satışlara neden oldu. Ama Borsa İstanbul tarafında küresel piyasalara paralel bir hareket görülmedi. İçeride risk iştahı oldukça açıktı. Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere kendisi bizlerle birlikte, Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan bizlerle. Filiz, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak 0.28'lik bir primlenmeyle kapattı. Fakat küresel piyasalardaki hava bu kadar bu denli bozuk olmasına rağmen Borsa İstanbul tarafındaki primlenme neden kaynaklanıyor ve ne kadar sürdürülebilir? Bizde içeride tabii son dönemde etkili olan yüksek enflasyonun yarattığı bir getiri arayışı var. Yani enflasyon çok yüksek. Faizlerin geldiği seviyeyi biliyoruz. Faizler oldukça düşük, politika faizine baktığımızda. Reel getiri anlamında ciddi bir negatiflik söz konusu. Bu da önemli bir getiri arayışı yaratıyor. Ve aslında finansal enstrümanı olarak baktığımızda paranın çok da yönlenebileceği bir çeşitlilik şu an için yok. Yani kur korumalı mevduat var, bir kısım da o tarafa gitti. Ama borsa burada tabii daha cazip kalıyor. Şirketlerin değerlemeleri açısından baktığımız zaman sürekli konuştuğumuz iskontolar bu dönemde biraz ön plana çıktı. Bunun yarattığı etkiyle borsa tarafına ilginin devam ettiğini görüyoruz. Bir de tabii içeride bilanço dönemi devam ediyor. Bilançolar oldukça güçlü geliyor. İyi gelen bilançoların etkisiyle de aslında biz bu borsa tarafına kısa vade için baktığımızda pozitif ayrışmanın arkasında yatan bir sebep olarak bunu da söyleyebiliriz. Yarın son gün. Dün açıklanan bilançolar da gayet iyiydi. Bugün de yine kapanış sonrası gelmesi beklenen sağlam bilançolar var. Bunun etkisiyle bir kısa vadeli tutunma hareketi devam edecek gibi gözüküyor. Peki bundan sonraki bilanço sezonunu kapattıktan sonraki süreç içerisinde özellikle hisse bazlı hareketlerin mi de ağırlık kazanmasını beklersin? Bunu sormak isterim çünkü negatif bir havayı soluyan küresel piyasalar var. Özellikle S&P 500'e bakıyoruz, 2011'den bu yana en uzun düşüş serisini sürdürdüğünü de görüyoruz. Sert hareketler söz konusuyken içeride Borsa İstanbul tarafında hangi hisseler biraz daha öne çıkar? Yani burada tabii tematik ayrışmalar olacaktır ama bilanço dönemi bittikten sonra kısa vade için baktığımız zaman ikinci çeyrek bilançolara ilişkin beklentiler oluşana kadar olan dönemde belki biraz daha yine yurt dışına bağlı hareketlilik artabilir. Ama genel görüntünün endeks tarafında çok fazla bozulmasını beklemiyoruz. Kısa vadeli düzeltmeler görebiliriz. Ana desteklerin üzerinde tutanan hareketimizi devam etmesini bekleriz. Hatta bu dönemde İşte 1 Mayıs ayı içerisinde sat git yurt dışında genel gördüğümüz periyotta eğer o tarz bir satış baskısıyla devam ederse ve bizde de geri çekilmeler görürsek yine ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerle birlikte bir bunun alım fırsatı tekrar doğacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi tematik olarak ayrışmalar olacaktır. Özellikle havacılık sektörünü biz ön plana çıkarmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde Covid döneminde, Covid'in ağır yaşandığı dönemlerde en fazla geride kalan sektörlerden bir tanesiydi. Orada önemli bir toparlanma gördük. Bunun devam etmesini yine bekliyoruz. Keza enerji tarafında da görüntü halen daha sağlam kalmaya devam ediyor. Demir çelik tarafında emtiaların mevcut seviyesi şu an için halen daha yüksek seviyelerde ve ikinci çeyrek bilançolarında yine önden sipariş alındığını düşünürsek iyi yansımalar görmeye devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Genel olarak ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerimiz de halen daha yüksek. Bir de tabii dediğim gibi yani enflasyonun da önümüzdeki birkaç aylık periyotta da gerilemeyeceğini düşünürsek bu borsa tarafında olan ilgi canlı kalmaya devam edecektir. Peki sepetin içerisine hisse senedi piyasasının dışında ikinci sıraya neyi koyarsın? Ben biraz altın tarafının da öne çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü eğer yurt dışı borsalarda şu anda özellikle hisse senedi tarafında fiyatlanan bir büyümeye ilişkin endişe varsa ve enflasyon da yüksek kalacaksa önümüzdeki dönemde işte bunu hani stagflasyon gibi bir başlık açarsak
bu dönemde altın tarafının da yine cazip bir fırsat yaratacağını düşünüyorum. Ons altın geldiği seviyeler açısından da önemli destek seviyelerine gerilemiş durumda. O tarafta da bir fırsat oluştuğunu düşünüyorum açıkçası uzun vade için. Biraz daha uzun vade için bakarsak hem de Rusya-Ukrayna savaşı da bir yandan devam ediyor. Jeopolitik açısından baktığımızda da çok fazla sakinleşen bir ortam yok. O yüzden altın tarafına da hisse senedinin yanında yine pay ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Filiz Özcan, özellikle bir diğer tarafta dünden bu yana aslında kur tarafını da yakından takip ediyoruz. Kur korumalı mevduatın birazcık daha burada kalkan oluşturduğu, böyle oynaklığın minimum seviyelere indiği bir süreç sonrasında FED'e yönelik endişeler ve risk iştahının düşmesiyle birlikte güvenli liman talebinin artmasıyla dolar endeksindeki yükselişi takip etmiştik. Bununla birlikte 10 yıllık tahvil faizlerinde özellikle zirve seviyelerin yaşanması derken dolar TL tarafında ise 15'in üzerinde bugün itibariyle dünkü test etti ve bugün itibariyle devamını sürdürüyor. 15-13.62 seviyesinden de işlemden geçiyor dolar TL. Bu tarafa yönelik beklentin nedir? Kur tarafında evet 15 seviyesini aştık. Bahsettiğim gibi dolarda küresel çapta çok hızlı bir değerlenme gördük. Özellikle FED toplantısından sonra. Bunun etkisiyle birlikte bizde de içeride bu yansımayı gördük. Ama yaz ayları yaklaşıyor. Yani turizm geliri beklediğimiz bir döneme giriyoruz. O yüzden çok agresif hareketler yerine hafif hafif belki tırmanış devam edebilir ama dediğim gibi bu turizm sezonunun etkisiyle biraz daha içeride dengeye oturacağını düşünüyoruz. 15 seviyesi üzerinde tutulma devam edebilir ama yukarı doğru çok agresif hareketler oluşmasını şu dönem içerisinde beklemiyoruz. Ama tabii ilerleyen dönemde FED eğer daha fazla agresifleşirse faiz artırımı konusunda o zaman tabii farklı senaryolar gündeme gelecektir. Şimdi çok teşekkür ediyorum Filiz, özel olarak dolar TL tarafını yakından izlerken buradaki bozulma, son 30 saniyen var, bunu da sormazsam olmaz. Dolar TL tarafındaki oynaklık hisse senedine yansır mı? Aslında son dönemde gördüğümüz, geçmiş dönemde gördüğümüz genelde kur tarafındaki yükseliş pozitif yansıyor özellikle ihracatçı şirketler açısından ama burada pariteye biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Euro dolar paritesinin seyri özellikle ihracatçı şirketler açısından. Evet, dolar değer kazanıyor ama euro da geri kalıyor. Çok pozitif eskiden görüyorduk ama o kadar pozitiflik yaratmaz, negatiflik hiç yaratmaz diye düşünüyorum. Evet, negatiflik açısından özellikle sormuştum yatırımcıların da merak ettiği konu. Çok teşekkür ediyorum Filiz Özcan, aktardıkların için iyi seanslar dileriz sana da. Evet, buradan Serdar Pazı'ya gidiyoruz. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı bizlerle birlikte. Serdar, hoş geldin. Günaydın. Tam da biz Türk lirasını konuşuyorduk. Dolar evet. TL tarafını konuşurken özellikle dışarıda TL'nin maliyetini biraz daha seninle konuşalım. Evet, yani aslında Filiz Özcan'ın bıraktığı yerden devam edecek olursak yani dolar paritesinin aşağı doğru gelmesi bizim dış ticaret açımız üzerinde ister istemez negatif etkiler yaratıyor ve hani bu yeni ekonomik modele geçerken öngördüğümüz işte ihracatın giderek artması, cari fazla vermek ve döviz talebinin bu şekilde önüne geçilmesi senaryosunun tamamen tersine bir gidişat maalesef takip ediyoruz. Yani özellikle enerji fiyatlarının üçhaneye geldiği yerde Türkiye tabii enerjiyi şu an itibariyle dışarıdan ithal etmek durumunda olan bir ülke ve bizim kredi risk primimize yani CDS'teki değişikliğe bakacak olursak petrol fiyatıyla üst üste koyduğumuz zaman aslında yakın vakte kadar birbiriyle önemli bir korelasyon içerisinde. Yani petrol fiyatları yukarı gelirken bizim ister istemez enerji faturamız artıyor. Bunun dış ticaret açığı üzerine cari ödemeler dengesi üzerinde yarattığı hareketlilik önemli. Ama tabii son birkaç hafta içerisinde bakıldığı zaman yani petrol fiyatları tamam yüksek seviyelerini koruyor ama öyle önemli ölçüde hani Ukrayna-Rusya savaşının ilk ortaya çıktığı gibi bir böyle 130'lara 140'lara doğru gidişat yok. Hani Brent'e teknik olarak vesaire bakıldığı zaman tabii bu kadar ciddi jeopolitik risklerin yaşandığı bir noktada hani teknik olarak bakmak kadar doğru ama o da ayrı bir disiplin tabii ki. Kendi içerisinde belirli kurallarla önemli öngörüler sağlayabiliyor. Buna bakıldığı zaman bir arada ayrışma yani petrol fiyatlarındaki nispeten sakinleşmeye görece
bizim kredi risk primimiz yukarı yönde geliyor. Bu da hani global risk iştahındaki bozulmanın aslında bizim üzerimizde de etkili olduğunu. Yani bizim genel argümanımız neydi? İşte TL nokta TL bakıldığında işte ucuz şu an itibariyle. Ya da TL varlıklar nispeten global tarafa göre kıyaslandığı zaman işte hisse senetleri, fiyat kazanç başka metriklere göre işte faiz seviyesi nominal olarak dünyadaki diğer merkez bankalarının ya da bono faizlerinin ödediği yere göre. Ama şimdi global tarafta bir hareketlilik yaşandığı zaman biz de bundan payımızı alıyoruz ve hani enerji fiyatları aşağı geldi, yukarı gitti. Bundan da çok fazla etkilemedi. Hani bu potansiyel negatif bir gelişme olarak ön plana konabilir. Yani endeks tabii işte 2500 seviyesini aşar, yeni nominal bazda zirveler görür vesaire. İşte yılbaşından bu yana bakıldığı zaman Bloomberg araştırmanın da yaptığı bir analize göre hani enflasyon karşısında nispeten koruma sağlayabilen hani yegane şu an itibariyle mecra, ama diğer taraftan da hani global piyasalara görece TL varlıkları iyi bir noktaya gelecekse şu an itibariyle bakıldığında bonoda saklama payı %2'lerde, hissede saklama payı tarihin en düşük seviyeleri olan %36'larda. Hani burada anlamlı bir geri çekilme olmadan global tarafta TL likiditesi hani toparlanıp farklı bir noktaya gelmeden çok anlamlı bir yukarı hareket zor. Şimdi dün Deutsche Bank'ın bir sabit getirili tarafta analizi vardı. Hani sabit kuponlu tahviller açısından çok fazla bir değer olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut seviyelerden inanılmaz bir eksi reel faiz var. Mevcut enflasyonla ve 12 ay ileri enflasyon beklentileriyle kıyaslandığı zaman. Dolayısıyla enflasyon endeksi tahviller belki miktar ön planda tutulabilir diye. Şimdi bugün de bakıldığında gene JP Morgan'dan işte 3 ay vadeli dolar TL tarafında bir alım önerisi geldiğini görüyoruz. Hani 16 seviyelerden tabii 3 ay ilerideki bir kur seviyesi, ama şimdi burada da şunu görmek lazım. Yani şu an itibariyle hani bizim politika faizinin ya da sabit kuponlu tahvil faizinin vesaire öngördüğü, ima ettiği faiz getirileriyle ilerideki bir noktada global piyasalarda dolar TL forward'ının ya da overnight index swap'ların gösterdiği faiz seviyeleri arasında ciddi farklılık var. Yani oralar aylık 2-2,5 hatta daha yukarıda faizlerle bakıldığı zaman çalışılıyor. Yani bir 6 aylık, bir yıllık vesaire. Siz işte ben sana sabit dolar ödeme yapayım, sen bana değişken TL faiz ödeme yap dediğimiz zaman, yani cross currency'nin tanımına giriyorum. Buralardaki uygulanan, ima edilen faizler oldukça farklı. Yani buralarda bir eşitlik olmadan bizim dışarıyla bakıldığında anlamlı bir şekilde enflasyon belirli bir seviyeye oturmadan, yani aradaki inanılmaz fark çok büyük dengesizlik yaratıyor. Reel efektif kurda bunu her ay görüyoruz hemen hemen. Yani %5, %10 reel efektif kurun böyle yukarı aşağı hareket etmesi çok sürdürülebilir ya da stabil bir durum değil. Kalıcı bir denge buralarda inşallah oluşmaz. Bu enflasyon farkı. Büyüme tarafında biz hani çok anlamlı bir dünya ortalamasının üzerinde bir noktada değiliz. Önümüzdeki 12-24 ayda da olacakmışız gibi durmuyoruz. Hani bunları üstüne koyduğumuz zaman yabancı yatırımcı tarafından hani içeri belirli bir sermaye girişi, sabit yatırım olabilir bu. Daha sıcak para, kısa vadeli olabilir, ama bu olmadan hani bizim kendi yağımızda kavrularak kendi içimizde ürettiğimiz işte kur korumalı mevduat vesaire gibi ürünlerden alabileceğimiz verim, yani ancak zaman kazanmak şeklinde hani nihai bir çözüm TL varlıklarının arzu ettiğimiz seviyeye gelmesi şeklinde maalesef olmayacakmış gibi gözüküyor. Buradaki çözüm çıkış oldu. Yani bakıldığında tabii ki dışarıyla belirli bir dengeye oturmak. Yani enflasyonun önce belirli bir noktaya gelmesi, kur volatilitesinin ciddi şekilde azalması, hisse senetlerinin bakıldığında global peer grubu göre iskonto oranının azalması, bunun için dediğim gibi yabancı yatırımcının bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcı ikna olmadan dediğim gibi biz kendi içimizde hani yerli yatırımcının açtığı işte bireysel kredili pozisyonlar ya da işte bireysel emekli fonlarının vesaire yaptığı yatırımlarla olabilecek olanlar zaten oluyor. Takip edeceğiz ve bol bol konuşuyor olacağız. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte TL üzerine yine değerlendirmeleri yaptık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini almak üzere info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin yayınımıza. Bugünkü açılış beklentiniz nedir? Evet, günaydın Pelin. Piyasalara bu sabah itibariyle baktığımızda dünkü sert satışların ardından yurt dışı vadeliler tarafında yukarı yönlü bir seyir var. Bizde de dünkü pozitif seyirle birlikte bugün de yukarı yönlü yükselişle güne başlamamızı bekliyoruz. Özellikle veri açısından baktığımızda bugün için içeride işsizlik oranları verisi gelecek.
ve diğer taraftan Almanya'da ZEW endeksi verisi yayınlanacak. Küresel piyasalara baktığımızda son 3 gündür özellikle Perşembe günden beri borsalar tarafında çok sert satışlar görüyoruz. Özellikle burada Amerika tarafında ve burada ekonomiye yönelik kaygılar borsalar tarafında satışları hızlandırıyor. Son 3 günde Nasdaq tarafında %12 civarı bir düşüş yaşandı ve Ekim ayından beri 2020 Ekim ayından beri de en düşük seviyesine geldi. Bu sabah itibariyle de baktığımızda bu sert satışların ardından biraz daha tepki yükselişleri geliyor. Diğer taraftan Amerika tarafında Fed üyelerinin açıklamalarını da aynı şekilde takip ediyoruz. Bu hafta boyunca açıklamalar gelmeye devam edecek. En son Atlanta Fed Başkanı'nın açıklamalarının biraz daha ılımlı olması burada 10 yıllık tahviller tarafında dün 3.20'lerden tekrar 2.98'lere kadar geri çekilmesinde etkili oldu. Fakat şu an için tekrar 3.04'ler seviyelerinde hareket ediyor. Petrol tarafında oldukça volatil hareketlerin yaşandığını görüyoruz. Önceki gün 112 dolarlardan şu an için 104 dolara doğru bir hızlı bir geri çekilme yaşandığını söylemek mümkün. Burada Çin'in petrol talebinin azalması ve buradaki resesyon kaygıları, pandemiyle ilgili kaygılar petrol tarafında fiyatları şimdilik bir gün içerisinde hızlı bir geri çekilmesine sebep oldu. Ons altın tarafına baktığımızda son günlerde 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. 1863 dolar civarında daha çok burada yön arayışının devam ettiğini söylemek mümkün. Yurt içi tarafına baktığımızda bizim piyasalarımızda özellikle hisse senedi kısmında pozitif bir ayrışma görüyoruz. Bayram tatili sonrası bizim Borsa İstanbul tarafında yurt dışına göre nispeten biraz daha iyimser bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle bilançoların da gelmeye devam etmesiyle birlikte burada hisse senedi piyasası yurt dışına göre pozitif ayrışmış durumda. Tahvil bono tarafı için aynı şeyi söylemek biraz daha zor. Yurt dışına paralel biraz daha satıcılı bir seyirin son günlerde eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolar TL tarafında ise dünden beri kritik yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını söylemek mümkün. 15 seviyesinin üzerine çıkması burada yukarı yönlü TL'nin değer kaybını biraz daha hızlandırmış görünüyor. Ama buradaki hareketleri biraz daha gelişmekte olan ülke para birimleriyle paralel hareket ettiğini görüyoruz. Yani sadece Türkiye'ye yönelik değer kaybı değil, genel olarak küresel piyasalarda bu değer kaybının yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle gelişmekte olan para birimlerinde. Evet. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bizde de yine dün bilanço hareketlerinin piyasayı biraz daha yukarı taşıdığını görüyoruz. Endekste bugün için büyük bir ihtimalle tepki yükselişi devam edecek. Bilançosu iyi gelen hisselerin biraz daha pozitif yönde ayrışmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum İsmail Güner. İyi seanslar diliyoruz sana da. Viyop 30 tarafında ise yarım puan üzerinde artı söz konusu. 0.63'lük primlenmeyle birlikte 2872'den işlemden geçiyor. Info yatırımdan İsmail Güner tepki alımının devam etmesini bekliyoruz. Bugün içinde Borsa İstanbul nezdinde dedi. Evet, böylece programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.